Yavrunun olduğu yerde kesinlikle kraliçesi de vardır. Bu işte. Kraliçe bu. Bu kovanı yöneten arkadaş bu. İşte abi önce 3-5 tane kovan alır. Evet. Başlar. Bunları çoğaltmaya çalışır. Arıcılıkta para var mı konusuna gelince de. Evet. Var. Neden var? Evet dostlar, hepinize selamlar. Köydeyiz. Şu anda bir arıcının yanındayız. Arıcı Malik kardeşimle beraberiz. Köyde ne iş yapıyorsun? Çok kısa bir seni tanıyalım. Ondan sonra arıyla ilgili bilgi alalım. Ya ben normal köylüyüm. Bir adını soyadını alalım. Ha, Malik Tilim. Ortalama bir köylüyüm. Köyde ne iş yapıyoruz? Ya normal. Köyde hayvancılık. Başka hayvancılık var. Hayvancılık. Evet. Ağaç kesim. Aha. Ya bu tarz şeyler. Normal köy işleri. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Ya Malik kardeşimiz araya tüsü veriyor. Bunlar benim ördüğüm pedekler. Şeyler, karakovan pedekleri. Ha, bunlar karakovan mı? He, şunlar karakovan pedekleri. Bunların ballı üstteki şarkı sırlı kısımlarını almıştım. Altını kendisine bırakmıştım. Bunlar karakovan pedekleri. Bu arımız hangi cins? Bunlar kafas melezi. Kafas melezi. Yani F1 diyorlar. İşte direkt kafas değil de mecburen bu yörelere gelince şu oluyordur. Yani Kırma yani. Ya kırma oluyor ister istemez. Çünkü erkek arısını kendisi şey yapamıyor. Dışarıdan erkek arıyla çiftleşiyor. Şu aramızın dalları bunlar, şu görünenler. Şimdi şunu açacağım. Bu şu direkt arının kendi balı zaten. Şu gördüğünüz arının balı. Evet. Ama şurası yavru alanı. Yavru alanı buraysa demek ki annesi de, kraliçesi de burada bir yerde. Evet. Yani şu gördüğünüz kapı alanı yavru alanı, şu gördüğünüz alansa ballı alanı. Evet. Böyle olur genelde, arı üstten bal yapar, orta çerçeveye, en sıcak noktaya yavru atar. Yavrunun olduğu yerde kesinlikle kraliçesi de vardır. Bunlar hep dişi, işçi arı. Şu anda erkek arı yok. Erkek arı fırıt sadece mevsimlik oluyor. Bakalım kraliçemiz nerede acaba? Bakıyoruz. Şu anda kraliçe arıyı arıyoruz. Kraliçe arıyı henüz bulamadık. Ama erkek arı yavrusu da atmış. Şu erkek arı yuvası. Hangisi? Şu abi. Şu büyük yuvalar. Şunlar. Şunlar var ya. Bunlar erkek arı yuvası. Şunlar evet. Normal işçi arı dişi yuvası. Anladın mı? Anladım. Şimdi bulabilirsek kraliçemizi bulacağız. Yalnız kraliçemiz işte milyonlarca demeyeyim de yüz binlerce arının içinde bir tane. İkincisi yok. O olmazsa bütün kolonu iflas ederiz. Bir de arının B'si de o B'si de aynı. B'si ve kraliçe aynı değil mi? Aynı. B işte. Türkçe bey. Evet. Türkler bey demişti. Yabancılar kraliçe. Yani yöneten kişi aslında o. Dişi olsa da yine bey diyorlar, öyle mi yani? Öyle. Türkler öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Dişi. Fakat o her şeyi o yönetiyor. Kovandaki bütün nizamı, düzeni. Ne zaman yavru atılacak, ne zaman çalışmaya çıkacak, hepsi onun feromanına bağlı. Kraliçemizi arıyoruz. Aha, kraliçemizi de bulduk. Nerede? Aha, daha orada. Bak, kraliçemizi gördün mü? Ben göremedim. Dur, ben de yeni gördüm. Nereye gitti o? Daha. Diğer arılardan biraz büyük. Şu mu? Yok abi, şu. Diğer arılardan biraz büyük. Görüyor musun? Tam önünde bak. Bu işte. Kraliçe bu. Bu kovanı yöneten arkadaş bu. Hangisi bir daha göster. Tam parmağımın ucunda. Tam bak, parmağımın ucunda bak. Hatta boş alana çıkarayım kendisini. Bak. Şu mu? Şu kafasının üzerinde kahverengi. Aa, bak şu abi. Parmağımın tam ucunda. He. Tam parmağımın ucunda. Bu. Bütün kovanı o arkadaş yönetiyor. Kovanın en sıcak noktasında yavru olur. Kraliçe olur. Kenarlardaki ve son çıta tamamen bal olur. Bu şey hep böyledir yani. O arıcılık işi biraz hobi gibi oluyor herhalde, değil mi? Hobi gibi oluyor çünkü benim zevkim ya. Evet. Zaten diğer hayvancılık türlerini isteyen her kişi yapabilir. Bunda uğraşmak lazım. Arı aslında diğer hayvancılık türlerine nazaran zor bir iş. Çünkü işte insanlar zannediyor şeker vermekle bal oluyor. Şeker vermekle de bal olmaz. Dilini anlamıyorsan şeker versen bile geçer ya. Bunu gayet ayrıntılı bilmek gerekiyor. Mm-hmm.
Bize şimdi arıcılıkla ilgili neler söylemek istersin? Arıcılıkta para var mı? İnsanlar arıcılıkla uğraşsınlar mı? Tavsiye ediyor musun? Zor mu? Arıcılığın zor yanları nedir? Abi zor yanları işte şöyle. Arıcılık herhangi bir hayvancılık değil. Hemen hemen her insan 10 insandan 8'i hatta 9'u 10'u eğer uğraşırsa mecbur kalırsa keçi besleyebilir, koyun besleyebilir, işte dana besleyebilir. Fakat bu ilgi alaka gerekiyor. Yani bunun bir fobisi olması, sevgisi olması lazım. Çünkü sadece işte kovanlara koydum, çok da güzel bir mera buldum. İşlerler kendi başlarına çalışırlar da bal yaparlar işi değil. Duvarı örmek var. Herhangi bir duvarı herkes ölebilir. Bir de pürüzsüz işte bir Roma sütunu gibi bir duvar yapmak var. Şimdi bu diğer hayvancılıklar birinci türe geçiyor. Bu arıcılık ikinci türe geçiyor. Çünkü çok bilgi gerekiyor, çok tecrübe gerekiyor. Yani bir insanın zaten arıcı olması için en az önce bir 3-5 sene bu işi işte hobi olarak bir iki kovanla uğraşması gerekiyor. Onun üzerinde tecrübe edinmesi gerekiyor. Evet. Okuyup bilgi edinmesi gerekiyor. Devamlı uğraşması gerekiyor. Zaten sevmeden mümkün değil. Şimdi bir insan diyelim ki arıcılık yapmak istiyor. Önce ne yapsın? Nasıl bir adım atsın? Ne yapacak? Önce kendisini hobi olarak bir veya iki kovan alacak. Bunların üzerinde deneyecek. Gelişimlerini gözleyecek. Bunun üzerinde tecrübesini geliştirmesi gerekiyor. Önce bir 3-5 kovan geçirmesi lazım. Geçirmek derken söndürmesi falan lazım. Çünkü hani göründüğü kadar basit bir işte. Böyle insan işte ne bileyim bir kurstu, sertifikaydı, belgeydi vesaire bir şey almadan bu işi yapabilir mi? Yapabilir. Sertifikanın da hiç yardımcı olacağını sanmıyorum. Çünkü ben bile hala çocukluğumda dedem yapardı. Ben o zamanlardan meraklıydım. İşte yaşım 30 dedi. Ben bile hala yeni şeyler öğreniyorum. Şimdi mesela köyde olan birisi ya bu işi çok istiyor, yapmak istiyor ama bilmiyor. Nasıl davranarak aracılığa adım atabilir? İşte abi önce 3-5 tane kovan alır. Evet. Başlar. Bunları çoğaltmaya çalışır. Zamanla hatalarını görür. Hatalarından ders alır. O hataları tekrar yapmaz. Üstüne koyarak gitmeye başlar. Arıcılıkta para var mı konusuna gelince de var. Neden var? Bütün hayvan çeşitleri masraflıdır. Arı masrafsızdır. Yani aşağı yukarı masrafsızdır. Buna işte bir kış aylarında şerbet vermen gerekir. Şeker. Evet. Yani mecburen çünkü ölmemesi gerekir. Bu mevsim şartlarının ne kadar uzun veya kısa olduğunu bilemeyiz. Bir de yazın gelişirken yavruları yesin diye vermen gerekir. İşte onun haricinde varova denen bir zararı var bunun. İşte varova zararı için tütsü kullanman gerekir. İşte onun ilaçlarını kullanman gerekir. Yani ufak tefek işte kovandır veyahut da çıtadır. Çok küçük ufak tefek masraflar var. Onun haricinde becerebiliyorsan bunun her şeyi kar. Bir insan bundan geçim sağlayabilmesi için. Evet. Yani kaç tane arası olması lazım? Eğer ya ben bu işi meslek olarak yapmıyorum. Hobi olarak yapıyorum ama 100 kovan arı bir insanı çok kolay geçindirir. Evet. Çok kolay. Sadece bunun tek sıkıntısı şey olur. İşte parası mevsimlik olur. Atıyorum 1 milyon lira alır. Ama yılda bir defa alır. Bunu aylara yayamaz. Şimdi peki bu arıyı sürekli böyle gezdirmek gerekiyor mu? Florasına bağlı. Şimdi bizim bu bölgelerde ise alırsın. Ya yılda bir defa alırsın, iki defa alırsın. İhtimale göre, seneye göre 3 defa alırsın. Ama florası uygun bir yerdeyse hiç alamazsın. Gezdirmek zorundasın. İşte gezici arıcıların şeyi vardır. Onlar yılda 5 defa da alabilirler. Çünkü adam profesyonel olarak bu mesleği yapıyor. İşte çam salgı yapınca çama götürür. Çiçek açınca aylığa götürür. İşte meşe salgı yapınca meşeye götürür. Kestaneye götürür. Bunlar profesyonel arıcıların işi. Ya benim işte bizim gibi insanların şeyi sadece hobi. Başka hiçbir şey değil. Peki şunu sorayım yani şimdi genelde piyasada hep sahte bal olduğu söyleniyor. Gerçek bal yok diyorlar. Doğru. Genelde işte şeker balı veya işte bir takım katkı maddeleriyle yapılan ballar var. Doğrudur. Yani gerçekten yani yediğimiz ballar hep şeker balı mı? Arı gerçekten bal satacak kadar bal yapıyor mu? Abi şöyle arı bal yapıyor. Her arı yapar. Aşağı yukarı ilgilendikten sonra. Fakat ben bal konusunda uzman olmamakla birlikte şunu söyleyebilirim. Bir defa şeker balıyla bal yaptırmanın maliyeti 100 liradan aşağı olamaz kilogramı. Biliyorum yani. Çünkü şekerin fiyatı belli. Arının yapabileceği oran belli. İşte 20 kilogram verirsen 18 kilogram bal yapıyormuş. Ben bunu kitabi olarak okudum. Anlatabildim mi? Evet.
Bazı balları görüyoruz. İşte 100 liradan da aşağı veyahut da 150 liradan da aşağı. O zaman insan bunun gerçek bal olduğuna inanamıyor. Büyük markaları soruyorsan genel olarak şunu biliyorum. Bu adamlar şey istiyorlarmış. Analize göre bal alıyorlarmış. Şimdi firma ismi vermeyin. Bir iki kaç tanesi biliyorum mesela. İşte bu büyük firmaların balı. Demek ki orijinal bal. Çünkü analiz istiyorlar. Belli bir marka değer isimleri var. İşte marka değer isimlerinin ölmesini istemezler. Şu durumda mesela şu anki enflasyon, ekonomi şu şartlarda desek al kardeşim sana 200 liralık bal ye dese yeme. Neden? Çünkü onun olamayacağını bilirim doğal bal. Peki yani bu balcılar araya şeker verip de yani şeker balı üretiyorsa bunun analizi yapıldığında bu bir şeker balı olduğu anlaşılır mı? Analizde çıkar ortaya. Normal doğal bal gibi olmuyor. Garipler abi şeker balı da tehlikeli değil. Mısır şurubunun balı tehlikeli diyebiliyoruz. İnsanlar neye göre arı türü seçmeli? Abi önce bilen bir arıcıya soracak. Fakat arıcıların çoğunun bildiğine demin değil. Yani kendi gözlemlerimden. Fakat yani herkesin artık bilgi çağındayız, iletişim çağındayız. Herkesin elinde akıllı bir telefon var. Telefona girince hangi rakımda, hangi sıcak aralığında, işte hangi tür ağacın, işte zeytin çeşitinin yetiştiği, iyi verim verdiği yazıyor. Evet. Aynı arı çeşidi yazıyor. Mesela soğuk yerleri sever Kafkas arısı. İşte İtalyan arısı vardır. O daha sıcak Akdenizvari bölgeleri sever. İşte Anadolu arısı vardır. Hırçındır fakat Atadede arısıdır. İşte bu bölgeye evrimleşmiştir. İşte arılar 300 milyon yıldan beri var deniyor. İşte ona binaen bakıp şey yapmaları gerekiyor. Ama mesela siz Erzurum'da yaşıyorsan orada Kafkas bakacaksın. Başka bir ihtimal yok. Evet Mali kardeş. Şimdi son olarak arıcılık konusunda neler söylemek istersin? Bu konuda devletimizden bir beklentin var mı? Vallahi benim yani %100 buna bağlı bir geçimim yok. Sadece dediğim gibi hobim. Benim buna bağlı bir şeyim, devletten herhangi hiçbir beklentim yok. Devlet var olsun da. Devletin yapması gereken şu olabilir. İşte bizler veyahut da Türkiye'deki aracılar genelde dışarıdan ana arı alırlar. Neden? Islah edilmiştir. Evet. İşte İtalyan arısı alırsın. Belfast diyorlar. İşte İngilizce şeydir. Mesela melez bir arıdır. Sanıyorsam İngiltere'de üretildi. Laboratuvar ortamının arısı. Evet. Veyahut da işte karniyol var. Balkanların arısı. Hep bu adamlar bunları verimli hale getirmişler. Aynı Hollanda ineği gibi ya da Simmental ineği gibi. İşte bizim Türkiye'de birçok arı türü var. İşte Yığılca arısı, Anadolu arısı, Kafkas arısı, işte Suriye arısı. Sanıyorum Türkiye'de 8 tane arı türü var. İşte yerli arı türlerimizi ıslah edip de onun üzerinden bölgeye uyumlu ana arılar dağıtsalar, anladım, bunu teşvik etseler devlet, bence daha faydalı. Devlet, çünkü bir yerde bir şey yetişiyorsa oraya uyum sağlamıştır. Onu gene geliştirmek lazım işte. Şimdi aracılara git, herkes ya İtalyan, Belfast, işte karnıyor, şu kullanıyor. Bunlar hiçbirisi Türkiye'ye ait değil. Eyvallah Mali kardeş, teşekkür ediyoruz. YouTube izleyicilerimize neler söylesin, neler tavsiye edersin? Kanalım sizlesinler. Naci abimi takip etsinler. Adam yararlı bilgiler veriyor. Mali kardeşim köyde yaşamaya, köy hayatını devam ettirmeye karar verdiği için köyde başta arıcılık olmak üzere birçok meslekle, iş koluyla uğraşıyor kendisi. Kanalımızda çok yakından takip ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de arıcılık üzerine konuştuk. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kıymetli dostlar, bir başka videoda, bir başka köyde görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.